Önce Libya ile başlayalım. Sel felaketinde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Can kaybı 11 bini aştı. Ekip arkadaşlarımız Kaan Temeltaş ve Emir Ünlü Libya'ya gittiler ve son durumu Bingazi'den aktardılar. Şimdi Libya'daki son durumu bir göz atalım. Ardından detaylarla devam edeceğiz. Evet şu anda an itibariyle kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte Libya'ya geldik. Kuzey Afrika ülkesine. Geçtiğimiz günlerde Selin vurdu Kuzey Afrika ülkesindeyiz. Gelişmeleri aktaracağız, aktarmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Daniel Fırtınası ile birlikte iki barajın patlaması sonucu mahalleleri yok etti. O sel Libya'da Kuzey Afrika ülkesinde. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta Bingazi bölgesi Libya'da özellikle Selin, Bingazinin bazı bölgelerinde de etkili oldu ama Derne'de etkili olduğunu biliyoruz. İlerleyen süreçte oraya da gideceğiz. Oradaki son durumu da göstereceğiz. Fakat şöyle bir bilgi var. Buradaki e, konuştuğumuz kaynaklarımızdan aldığımız bir bilgi o da e, Derne'de bir salgın ihtimali olmasından kaynaklı e, bölgeyi boşaltma çalışmaları yapıyor ve o çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi e, Libya'da saat Türkiye saatinden bir saat geri. O yüzden de e, henüz hava tam olarak aydınlanmadı, hatta kara olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda e, gece saati olduğunu söyleyebiliriz Libya'da. İlerleyen saatlerde e, hava da aydınlanınca çalışmalar kaldığı yerden <laughs> tüm hızıyla devam edecek. O sel felaketiyle birlikte yapılan son açıklamalar doğrultusunda 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla da kayıp olduğu ifade ediliyor. Yani Bilanço maalesef Kuzey Afrika ülkesinde Libya'da her geçen gün daha da kötü bir şekilde ağırlaşarak devam ediyor. Daniel fırtınasında çok şiddetli bir yağış olmuştu. Libya'da etkilenmişti bu yağıştan. Fakat özellikle Derne bölgesinde iki barajın patlaması kelimenin tam anlamıyla bir yıkıma neden oldu. Ve e, yaklaşık 200 bin kişilik bölgenin, Neredeyse %25'i yok oldu. Verilen bilgiler bu doğrultuda, bu bölgeden aldığımız bilgiler e, bu doğrultuda. Tabii o barajın, yıkılan barajdan bahsediyoruz. O barajın yıkılmasına ilişkinde soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın detayları da ilerleyen günlerde belli olacak. Fakat şu an bulunduğumuz nokta Bingazi. Yani derneğe yaklaşık 2,5-3 saatlik bir mesafe, karayoluyla 2,5-3 saatlik bir mesafede bulunuyoruz ve Libya sokaklarındaki son durumu aktarıyoruz. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde yine daha da yakına gideceğiz. Ser felaketinin yaşandığı bölgeye de gideceğiz. Oradaki son durumu da göstereceğiz ve sizlerle paylaşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ama şu anda Libya'da hava karanlık, hava aydınlanınca çalışmalar tüm hızıyla devam edecek.